Benzeri çok daha iyisi yok. Su musluktan içilir. Aura Sebilon Unique. Sevgiler, selamlar. Merhaba, Bülent Bey sizsiniz herhalde. Evet evet, ben Bülent Uslu. Nasılsınız, iyi misiniz? Allah razı olsun. Bülent Bey de bizi bilir, bizim şeyimizdir. Bahçelilerimiz oturuyor, sevdiğimiz bir arkadaşımızdır. Yani işte Bahçelilerin, Beşiktaş taraftarlarının yani şeyinin en çok Beşiktaşların sevdiği bir kişidir. Al bizim dostumuzdur. Biz ta Antakya'ya beraber gitmişiz, orada deprem zamanında beraber yardım evet. götürmüşüz. Yani burada benim üzüldüğüm nokta, yani biz ilçe takımıyız. Benim maksadım az evvel de söyleyeyim, Bahçelievlerin adını sporla anmak, yani böyle bir şey olamaz. Yani Beşiktaşlılar benim arkadaşım, böyle bir şey yok. Şöyle bir şey daha söyleyeyim. Beşiktaş Belediye Başkanı şu anda bizim Bahçelievlerden gitmiş bir arkadaştır, Rıza Başkan, yardımcıları filan. Yani onlar da aradılar, ne oldu başkanım, gelelim mi filan dediler. Yok dedim, bir şey yok yani, taraftarlarla hiçbir şey yok. Taraftar zaten normaldir, o topluluk anında gelirler, bir kalabalık olabilir ama taraftarların bir şeyi yok. Orada bir iki yönetici daha böyle olgun, aklı başında, sakin. Yani biz buranın hakimiyiz, siz bizi nasıl yenersiniz modunda, bunu dile getirmediler tabii de. Ben size bir şey söyleyeyim. O zannedersin Emin dediniz abimizin adını. O abimiz bana ara verildi. Arada geldi, dedi ki siz çıkın dedi. Gidin dedi. İstemiyor taraftarız. Ben dedim ki ya ben ölsem buradan çıkmam. Ben takımın başında durmak zorundayım. Ben belediye başkanıyım. Yani burası Türkiye Cumhuriyeti değil mi? Dağ başı mı dedim. Şaşırdı yani. Böyle bir şey olabilir Sayın Başkanım. Yani Sayın Başkanım. Ben bunu tüm Beşiktaşlı taraftarları, Beşiktaşlı yöneticilere bunu teklif edilmesi bile o abimiz tarafından çok ayıp ayıp yani. Başkanım, böyle bir şey olamaz yani. Beni duyuyor evet. musunuz? Duyuyorum. Şimdi başkanım, ben sizinle burada bir dost olarak konuşmak istiyorum lütfen. Siz tabii ki Bahçeliler Belediye'mizin buyurun. Başkanısınız. Şimdi ben oradaki yöneticilerimizden bir tanesi Ekrem Keçoğlu. Diğer yöneticimiz de Altın Mimir avukatımız. Siz de doktorsunuz. Doğru. Sizin evet. mesleğinize çok saygın. Bizim yöneticimizin Eyvallah. Mesleği de çok saygın. Şimdi Altın Hanım'ın bir sağlık problemi var. Orada sizin korumalarınıza şunu söylüyor. Ameliyatlı orada olduğunu, bayan, yani bayan, rahatsızlığını... Ben görmedim bir bayan hiç yoktu, bizimle muhatap olan bir bayan yok. Hep erkekler vardı. Evet. Kadın yöneticimiz Altın Mimir oradaydı. Yani avukat. O en bizim en uzak tarafımızda o zaman. Yani bizim o arkadaşların onlarla bir muhatabı yok. Ondan hiç bilgim yok yani ben. Şimdi icra kurulu üyemizin kadın sağ kulağından darbeler aldığını söylüyor Altın Hanım. Korumalarınız saldırmış. Şimdi bununla alakalı tabii ki Altın Hanım bir taraftan da bana yazıyor. Sizin bence orada hani korumalarınızın, şimdi siz çok değerli birisiniz Bahçelievler için. Artı orada bir de Sayın Başkanım, hani sizin doktorluğunuz da var. Son dönemdeki haberlerle hepimiz yıkıldık biliyorsunuz. Birçok hastaneler kapanıyor şu anda. Evet, hassas evet. bir dönemden geçiyoruz. Burada evet. kadın voleybol takımlarımızın arasındaki bir müsabakada sizin de anlattığınız gibi bir VAR pozisyonunda çıktı çıkmadı, değdi değmedi üzerinden gerçekleşen olmaması gereken, hakikaten tabii, küçük bir şeyden çıkan bir şey. Kesinlikle. Belki orada üzüldük. Evet. Ben. Şimdi mesela Altın Hanım diyor ki, şu an yazdı bana. Ben maç sonrası yenilmiş olduğumuz halde rakip takımın kızlarını tebrik ettim. Her birinin elini sıktım. Erkek şiddetine karşı koyacak olanlar en fazla mağdur kadınlardır. Belediye başkanımızın ve korumalarının ayıbı tabii ki kızlarımızı bağlamaz. Biz bu bilinçte ve duyarlılıktayken spora siyaset alet edilmemeliydi diyor sevgili yöneticimiz avukat Altın Mimir. Şimdi sevgili başkanım, muhtemelen burada korumalarınızın, ben sizin şahsiyetinizi, kişiliğinizi bildiğim için korumalarınızın biraz burada abartılı bir agresif davrandığını düşünüyorum ben. Yani bununla alakalı biliyorum ki mesela sizin, ben şuna da karşı. Mesela sizin Galatasaray Kongre üyesi olduğunuza dair işte fotoğraflar falan paylaş. Bu hoş bir durum Doğru, değil. Neden? Çok özür dilerim başkanım. Daha geçen pazartesi günü sevgili Doğan Öncel, bir restoran açılışımız oldu statta.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek VIP, VIP olarak ağırlandı, karşılandı orada. Başkanının ağırlandığı bir ortamda da bizim Beşiktaş Başkanımızın, Galatasaray Başkanı'nın ağırlandığı bir ortamda bu olayda çıkan tatsız olaylarda, olmaması gereken olaylarda sizin Galatasaray kongre üyelerinize dem vurulmasını ben kabul etmiyorum ki neden? Sizin yardımcılarınızdan mesela çok değerli dostum Ali Barış, Beşiktaş kongre üyesi. Aynen onu dedim işte yani. Bizim Beşiktaş kulübünü biz severiz zaten. Yani öyle bir şeyimiz yok. İşte siz en sevdiğimiz arkadaşlarımızdansınız. Diğer arkadaşlarımız şey var. Yönetimde arkadaşlarımız var. Bizim Beşiktaş'ın yönetiminde şu andaki yönetimde arkadaşlarımız var. Caner Bey var. Yani o yüzden şey yok yani. Böyle bir yani sıkıntı Sayın yok. Başkanım, ama ben dostunuz olarak açıklamak isterim. Başkanım, şunu dostunuz olarak şunu, çok özür dilerim. Sayın Başkanım, dostunuz olarak bence burada korumalarınız adına da bir abilik, bir büyüklük yaparak da onların yapmış olduğu taşkınlıklarla alakalı hani Beşiktaş camiasına karşı hani tabii ki takdir sizindir, bir özür olur, şey olur. Yani burada çünkü olaylar çok farklı yerlere saptırılmaya çalışılıyor. Yani böyle bir şey yaparsanız bence bu konuda artık tatlıya bağlanır, konu da kapanır. Evet. Çünkü çok basit bir şeyden dolayı olaylar büyümüş buralara kadar gelmiş. Tabii. Bence size... Size yakışan budur Sayın diye düşünüyorum. Sayın Başkan'a da bu yakışır zaten. Aynen. Şunu söyleyeyim, ben üzüldüm hanımefendiye. Gerçekten özür dilerim. Yani bizim arkadaşlarımız, benim yanımda bir tane polis arkadaş. O da devletin güvenliği. Başka benim korumam yok. Ay yanımda arkadaşlarım var, asistanım falan var. Ama orada düşünün, yani o yaklaşık biz zaten kaç kişiyiz orada topu. Oradaki arkadaşlarla beraber tüm 100 kişi bize saldırmaya kalkıyor. 100 kişi saldırınca yani bir de onu düşünün siz. Onu da düşün. Ama ben yine hanımefendiden özür dilerim. Yani bizim arkadaşlarımız yaptıysa böyle bir şey çok üzücü. Ben onları etkiye karşı bir tepki durumu söz konusu olmuş. Yani başkan, şey ardından da istenmeyen olaylar yaşanmış. Yaşanmaması dileğiyle diyelim. Karşı, tabii kesinlikle. Ama şeyi oradan anlayamadım. Orada siyasi bir şey kelimesi çok ilginç geldi. Hayırlısı bakalım. Yani hanımefendinin bu siyasi bir şey gibi algılaması çok tuhaf geldi. Biz sporu sıcak başkanım. Yani görüyoruz. Olaylar çok sıcak olduğu için tabii ki bir takım siyaset şeyler olabilir. Üstü, görüyoruz tabii. Biz sporun birleştirici olduğunu, sanat gibi sporun da birleştirici olduğunu biliyoruz ve ben yıllardır bunu uyguluyorum. Bahçelilerde de ben Beşiktaş'tan da oy aldım, Fenerbahçe'den de, Galatasaray, her Trabzon'dan da ve her partiden aldım. Neden? Spor benim için önemli, sanat benim için önemli. Ben ama hanımefendiden gerçekten özür dilerim. Eğer benim arkadaşlarımın yanındaki arkadaşlardan bir şey geçti, ben kendisini de ararım. Yani şey yapalım. Bağlandığınız için de teşekkür ediyoruz tekrar. Demek, bir daha yaşanmaması dileğiyle diyelim. Tabii, takımınıza da başarılar diliyoruz. Beşiktaşlı arkadaşlarımızı bekleriz ve ağırlayacağız inşallah. Hiçbir sorun yok yani. Hiçbir sıkıntı yok. Tamam. Peki. Görevinizde başarılar diliyoruz. Sağ olun tekrar bağlandığınız için. Hürmetler, saygılar. Sağ olun. Stüdyoda futbol devam edecek reklamlardan sonra.